Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte bu soğuk kış günlerine özel Frostpunk oynuyoruz. Çok uzun bir seri olacağını düşünmüyorum. En fazla 2-3 bölüm sürer. Bu sene Frostpunk'ın ikinci oyunu çıkacak ve günümüz Türkiye'sinde fiyatlandırmalar bu kadar yüksekken Game Pass'e aynı gün gelecek olması da bayağı bir kıymetli. O yüzden bir alıştırmasını yapalım istedim sizlerle birlikte. Hemen başlayalım. Yeni bir yuva diyoruz ve maceramıza atılıyoruz. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Güzel, gaz bir girişi var. Evet, yeni bir yuva. Londra'dan kaçtık ve donmuş kuzeye ulaşmak için denizi aştık. Yolda bir kar fırtınası konvoyumuzu yakaladı ve dağıldık. Birkaçımız bu jeneratöre ulaşmayı başardık ama tamamen donmuş ve terk edilmiş şekilde bulduk. Burada kimse yok. Halkımızdan kar fırtınasından kurtulan oldu mu? Dışarıda başkaları var mı? Ne yaparsak yapalım artık bildiğimiz dünya parçalandığı için en kötüsünü beklemekteyiz. Ya da beklemeliyiz. Başlayalım bakalım. Ben de ilk çıktığında oynamıştım. Bayağıdır oynamıyorum. İnşallah bizi asmazlar. Hemen jeneratörü daha açmayalım. Oyunumuzu bir durduralım. Şurada odun metal karışık var. Burada kömürlerimiz. Burada da aynı şekilde. Burası daha yakın. Şuraya bir hemen 15 kişi yollayalım. Kaynaklar, toplama noktası. Bir de şuraya. Daha şu an yapamıyoruz. Hadi bakalım. Biraz odun toplayın. Şimdi jeneratörü en son açarız. Başımızı sokacak yer yok. Ev istiyorlar. Herkese. Herkese yaparız ya. Umut iyice artsın. Ne oldu gene? Kaptan, istek geldiğinde şunu unutmayın. İnsanlar genelde en hızlı çözümü isterler. En iyisini değil. İstedikleri her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Sorunu kendi yolunuzla halledebilirsiniz diyor.
Tamamdır, teşekkürler. Hemen biz evlerimizi de yapalım. İnsanlar çok da üşümesin. Şöyle 5 ev yapalım. Kanun. Şimdi şu fazladan mesai istiyorum. O yüzden önce bir kriz vardiyasını imzalayalım. Biraz huzursuzluk artacak ama yapacak bir şey yok. Hayatta kalmak için biraz gece açalım artık şunu. Ne diyorduk? Hayatta kalmak için biraz özveri göstermemiz lazım. Şuraya bir revir yapalım olmadı. Şu an için zaten odun yok. Bekleyeceğiz artık biraz. Bir an önce şu kriz vardiyasını açalım ya. Ne oldu? Kömür ne ara bitti? Neyse bir şey olmaz. Yarın Allah kitap çalışırlar, kömür çıkartırlar. Yeni günümüz başlıyor. Buraya bir tane daha kömür toplama noktası. Neyse bence gerek yok ya. Gündüz açmayalım, gece açarız. Hemen şu evleri tamamlayalım. Şuraya da reviri yapıştıralım. Fırnak suyu yerine getirildi. Güzel. Hemen fazla mesai yapıyoruz. Şimdi fazla mesai şöyle bir şey. Bunu imzaladığımızda artık çalışma saatlerini 12 saatten 14 saate yükseltmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Hemen şuraya da bir toplama noktası yapalım. Neyse, daha şey yapamıyoruz. Tamam, şimdi sıkıntı yok şu an. Isınmayı tekrar açalım. Sıkıntı yok. Hemen şuraya mühendis atayalım. Yemekhaneyi de yapacağız. Az biraz dayanın. Aslında yemekhaneyle başlasaydık daha iyi olacak da neyse, sıkıntı yok. Bana Frostpunk biraz roguelike bir oyunmuş gibi geliyor. Sürekli deneye deneye yaptığınız yanlışları, hatta sürekli quick save yaparak da bunları yenileyebilirsiniz. Şöyle yapalım hemen. İnsanlar karınlarını doyursun. Şimdi bu da şöyle uzun süre çalışsın. Bir an önce atölyeyi yapmamız lazım bu arada. Sağlıktan devam edelim mi? Şimdi hayatta tut dersek bu biraz bizim için sıkıntı. Çünkü oyun boyunca bütün hastalar sırtımızda yük olacaklar. O yüzden radikal tedaviden devam edelim. Hem huzursuzluk da biraz azalsın. Hemen atölyelere başlamamız lazım yalnız. Teknoloji. Şimdi şu atölyelerde şöyle bir olay var. Ne kadar çok yaparsanız bir teknolojinin üretim süresi o kadar kısalıyor. Aklınızda olsun. Şimdilik tabii ki çok fazla mühendisimiz yok. O yüzden hepsini açamayacağız. Şöyle ısıtıcıları keşfederek mi başlayalım? Şu daha hızlı toplamayla başlayalım. Sonra ısıtıcıları yükseltiriz. Tamamdır. Hemen üretime de geçelim. Nereye doğru uzayalım diye düşünüyorum.
Bir anda da 20 derece kötü oldu. Ne oldu? Tamam, sıkıntı yok. Zaten ısıtıcıları yapacağız ona. Şimdi. Şuradan şöyle devam edelim. Avcı kulübelerini şuraya yığmaya başlayalım. Biraz daha odun toplasınlar. Parçalanan aile. Efendim, atölyeyi inşa ettikten sonra bir kadın öne çıktı. Kocasıyla kızının ana grupla şehre ulaşamadığını ama hala dışarıda olduklarından emin olduğunu söyledi. Göndereceğimiz ilk gizli takımına katılmak istiyor. Acele etmeniz konusunda ısrarcı. Tabii ki de işaretçi yapmamız lazım. Hatta geç bile kaldık. Bunu hemen yapalım. Şimdi önce şu ısıtmayı bir geliştirmek istiyorum. Odun lazımmış. Hemen bir odun toplasınlar. Odun bitti bu arada. Neyse, şuradan geliyor zaten. Şimdi bu işlevsiz, çalışmıyormuş artık. Şunu bir kaldıralım. Tamam canım. Şehirdeki insanları kurtaracağız. Bir sakin olun. Şu ısınmayı halledelim. Ondan sonra hemen bu işleri çözeceğiz. Yemek için bu avcı kulübelerini mutlaka şehrin dışına doğru. Çünkü bunlar 80, eksi 80'e kadar dayanabiliyorlar. Olabildiğince dışarıya yapmaya çalışın. Aklınızda bulunsun. Boşu boşuna şu jeneratörün etrafındaki sıcaklığı gereksiz evlere, inşaatlara harcamayın. Ne oldu? İşçiye ihtiyaç var. Kanunlar kitabını aç kardeşim. Çocuk işçi diyor. Biz asla çocukları çalıştırmayız. Eğer çocuk işçileri çalıştırırsanız biraz huzursuzluk artacak ve umut azalacak. Ama daha fazla işçiniz olacak. Ben genelde çocuk barınakları kurup onları da mühendis olarak ya da doktor olarak çalıştırtabiliyorum. Yani onlara yardım ettirmeye çalışıyorum. Çocuk işçiye karşıyız ya. Madem bir gelecek kuruyoruz, adam akıllı kuralım. Tabii ki mecburen hemen çocuk barınağı yapmamız lazım. Hızlanalım. Tabii bir an önce şu çalışma bitsin. İşaretçi kurmamız lazım. Evet. Hemen şu ısıtmayı açalım. Yine araştırma ekle. Keşif, işaretçi, başla. Size teşekkür etmek istedik. Londra'dayken çocuklarını işe göndermek zorunda olmayanlar sadece zenginlerdi. Yaratmakta olduğunuz bu yeni dünyada her şeyin farklı olacağını görebiliyoruz. Teşekkür ederim. İnsanın yaptıklarını birini takdir etmesi kadar güzel bir şey yok ya. Hemen burayı kaldırıyoruz. Onun yerine pardon, toplama noktası şurayı kuralım hadi. Şöyle şuradan da yolu bağlayalım. Daha sonra iptal ederiz. Şimdi kanun kitabı geldi. Hemen çocuklarımızı, normalde ben hep mühendislere yamak yaptırtırım ama onlara yardım etsin diye, bu sefer doktorlardan gitmek istiyorum. Şimdi huzursuzluğumuz hep böyle biraz yüksek olacak. Çünkü fazla mesai yaptırtıyoruz insanlara. Bunu da yaptırmak zorundayız ama yapacak bir şey yok yani. Hatta şunlara da fazla mesai yaptırtalım ya. Burası kalmış. Bir de şurası. Bir an önce şu işaretçiden sonra odun işini çözmemiz lazım. Bu temel geliştirmeler önemliydi. Ekstra ısıtıcı, işaretçi kulesi ve
Hatırlamıyorum. Bir şey daha yaptık. Toplama verimliliği. Bu üçü önemli. Bundan sonra da hemen hızlıca kaynaklar bölümünden hidrolik kömür çıkarıcı farklı bir olay. Yerden kömür çıkarıyor. O kömürün bu binanın yanına toplama noktası iki tane koyabiliyorsunuz. Orada insanlar çıkan kömürü topluyorlar. Direkt şurada oyunu durduralım. Kömür yatakları var. Bu kömür yataklarından kömür çıkarabilmek için sizlerin şunu kullanmanız lazım. Kömür madenciliğini aklınızda bulunsun. Yani şu ikisini karıştırmayın. Bıçkı evi şurada görmüş olduğunuz donmuş ağaçları sökerek, onları biçerek size odun topluyor. Çok da aslında verimli olmasa da en azından bir sonraki seviyeye geçip şurada gösterebileceğim sizlere duvar sondajını açana kadar işinizi görür. Duvar sondajı da şöyle, şuralarda duvarı delip içindeki odunları çıkarabilecek bir bina inşa ediyorsunuz. Uzun vadede bunu kullanacağız. Çelik fabrikası da yine şuralarda olan çelikleri çıkarmanızı sağlayacak. Bu üçünü ilk başta hızlıca yapmamız lazım. Ben şimdilik kömür etrafta toplanabilir olduğu için bıçkı evini ilk geliştireceğim. Ama tabii ki de şu işaretçiyi koyduktan sonra. İşaretçiyi şöyle koyalım ya. Devam edelim. Şimdi burası da mı bitti? Şurayı da kapatalım bir an önce. Şurayı toplamamız lazım. Bıçkı evi oldu bakın. Şuraya yapalım. Bir süre sonra şu toplama noktaları şöyle önemli. Hani yer açmak için şunlar ziyan olmaması adına bir an önce toplamak istiyorsunuz çünkü. Çelik fabrikasını yaptıralım. Şu işaretçinin bitmesi lazım. Geç kaldık biraz izcileri çıkarmaya. Şimdi ben bir seviye yükselteceğim ama şu avcı geliştirini yükseltelim ondan sonra. Şuraya hemen 10 kişi atalım. Adam lazım olacak. Neyse şimdilik burası dursun. Ve işaretçi inşa edildi. Artık dış dünyaya izci yollayıp oradaki kaynakları, insanları vesaire getirtebiliriz. Tabii bunun ekstra kötü sonuçları da olacak. Onları da ileride göreceğiz şimdi. Güzel bir oyun Frostpunk. Ben seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer oynamadıysanız birçok defa Epic Games bedavaya verdi. Çok fazla pahalı da değil. Game Pass'te var mı hatırlamıyorum. İkinci oyunu gelecek ama birinci oyunda muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Ben buraya bir notunu alırım. Şimdi tabii önce bir işaretçi, izci yapmamız lazım. İzci için 40 odun 5 kişi istiyor. Tamam, ertesi gün yollayacağız artık. Şu an gece oldu. 9 tane de hastamız var bu arada. Bir tane daha revir yapalım. Bunları arttıralım da bir şey yapsınlar. Çelik fabrikası çıktı. Şimdi bir tane yapalım dursun. Şöyle gelsin o da. Neyse. Hadi bakalım sabaha hızlıca odun toplayalım. Bir galibiyete gerçekten ihtiyacımız var. Biraz geç kaldık.
Nereden kısalım? Maalesef sizden biraz kısacağım beyler. Çünkü izcileri acil başlatmamız lazım. Önce bir Kayıpşehir. Hadi buraya bir gidelim. Acil birilerini bulursak iyi olur çünkü. Güzel. Şuna hemen bir yol çekip biraz iş gücüne ihtiyacımız var şu an. Siz 50 odun lazım. Güzel. Biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Keşfedelim bakalım. Tipiden kurtulup kampa giriş yaptık. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandık. Tanrı'ya şükür bizi buldunuz. Daha fazla devam edemeyene dek günlerce amaçsızca dolandık. Çok geçmeden acıkmaya başladık. Etrafımızı çocuklar ve yetişkinler sardı. Gitmeye hazırlar. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Hayatta kalanlara şehre kadar eşlik et. Hayatta kalanları şehre gönder. Hayatta kalanları şehre gönderirseniz, bakın zaten uyarıda da yazıyor, bazıları ölebilir. Bizim özellikle oyunun en başında çok fazla insan gücüne ihtiyacımız var. Ama genel olarak bütün araştırmalarda, bütün keşiflerde bulduğunuz insanlara hep şehre kadar eşlik edin. Şimdi devam edelim. İnsan gelsin de bir an önce birebir açalım. Sağ soldaki şu çalışmayan yerleri çalıştıralım. Evet, kanun kitabı. Ne yapıyorduk? Bakım evi. Bakım evi açabiliriz. Şimdi burada oyununuzu biraz daha kolaylaştırabilecek ama huzursuzluğu arttıracak şeyler de var. Mesela burada yemek olayını biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Gıdalara katkı maddeler ekleyebilirsiniz. Çorba sadece yaptırtabilirsiniz. Böylece yemekten biraz tasarruf edebilirsiniz ama Afet Zede modunu açmadığınız sürece bununla çok fazla gerek yok. Eğer huzursuzluk çok fazla artarsa dövüş arenası yaptırıp evlerin çoğunluklu olduğu bir yere dövüş arenası yaptırarak insanların huzursuzluğunu azaltabilirsiniz. Bizim şu an öyle bir sıkıntımız yok. O yüzden ben bakım evinden gitmeyi düşünüyorum. Bir tane de yaparız hatta, sıkıntı olmaz. Güzel. İnsanlar geldi. Gelin. Çalışacak insan lazım. Merak etmeyin, diğerlerini de arayacağız. Ne diyor? Efendim, insanlarımız artık yıprandı. Bazıları günlerdir fazla mesaide çalışıyor. Her geçen gün daha çok yoruluyorlar ve huzursuz olmaya başladılar. Artık bir molayı hak ediyorlar. İyi fikir derseniz 3 gün boyunca fazla mesai yaptırırsanız sözünden dönmüş olacaksınız. Sözünüzden dönerseniz de huzursuzluk çok kötü bir şekilde artar. O yüzden de biz şu an bununla ilgilenmiyoruz. Çünkü oyun boyunca biraz artık özveri gösterecekler ve çalışacaklar. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu ikinci seviyeye gelsin. Hemen şu izci sayımızı da arttıralım. Evet, acil. Acil beyler. Tamam canım, arayacağız diğerlerini. Bir sakin olun. Burayı bir toplayın. Şuradan metal üretin. Burası az kaldı sayılır. Şunların mesailerini arttıralım. Hızlı hızlı toplasınlar. Daha sonra hemen bir revir daha yapıyoruz. Yapamıyoruz. Odun lazım çünkü. Sağlık merkezi, baraka. Daha fazla izci. Bir iz çıkartalım, ondan sonra ısınma derecesini bir tık arttıralım. Ardından da geliştirmelere devam ederiz. Kömür madenini yapacağız ama önce bir büyük depoyu da açsak.
diye düşünüyorum. Çünkü kömürümüz hep boşa olacak şu anda. Durun siz şu an için kapatın bir. Stoplayın. Sizde metal var çünkü. Hemen bir revir daha yapalım. Bakım evini yaptık mı? Yapmadık. Bakım evi diyoruz. Ardından da yanına da bir revir koyuyoruz. İnsanlara barınak. Tabii ki de herkese sağlayacağız. Merak etmeyin. İnsanları unuttuk. Neyse biraz odun gelsin, ondan sonra yapacağız. Güzel. Aynen, biraz oduna ihtiyacımız var. Şu ev olayını da çözelim. 4 tane daha ev yapmamız lazım. Hemen keşfedelim. Ayılara saldıracağız mecbur. İzlerimizi kaybettik ama yapacak bir şey yok. En azından insanları kurtardık. Sabah ola ayrı ola. Bir daha kurarız artık. Yapacak bir şey yok. Tabi bu bize insan kaybına da neden oldu ama ne yapalım. Hemen şu ev sözümüzü yerine getirmemiz lazım. Sanırım bu ev yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Barınak sözü de yerine getirildi. Diğerlerini arayacağız. Korkmuş bir hasta. Bacağını kes. Kes bacağını. Hemen bir izci yapmamız lazım. Bu arada mühendisle işçiler arasında da bir fark var. Aklınızda olsun. Mühendislerin çalışmalarıyla elde edilen verim daha iyi oluyor. Şu rasathaneye gidelim. Hızlıca onlar da geldikten sonra bir izci grubu daha kurarız. Şu an yapabileceğimiz bir geliştirme ne var? Menzil için bir 10 odun daha lazım. Tamamdır. Hemen şu menzili de geliştirelim ki soğuk geliyor, sıkıntı olmayalım. Çelik enkazı tükendi. Sıkıntı yok. Zaten artık çelik fabrikamız var. Onu ikiye çıkartırız işçimiz olduğunda. Ve afetzedeler şehre ulaşır. Bir ev yapalım. Ardından iki tane daha yaparız. Yeni kanun. Bunun için daha buraya gitmeye gerek yok. Şu İyileştirmeye yardım etmek için hastalara ekstra payı imzalayalım. Gerektiğinde bunu veririz. Gerçi şu anda şey de yok. Biraz daha insanın şeye gitmesi lazım. Şuralara mühendis koyalım. Geliştirmeler daha hızlı olsun. Şuradaki insanları alalım. Neyse sabah 40 olsun. Bir tane daha izciler çıkartalım. Jeneratör geliştirmesi oldu. Menzilimiz 2'ye çıktı. Güzel. Hemen şu kaynak deposunu bir araştıralım. Bakın
Bakalım izleyicilerimiz ne keşfetmiş. Güzel. Hayatta kalanlara şehre kadar eşlik et. İş gücü önemli. Yeni evler yapmamız lazım. Tamamdır. Hızlı. Hızlı. Şu biçki ev çalışsın. Bir teşekkür notu aldık. Birisi bakım evine bir not bırakmış. Şöyle yazıyor. Teşekkürler. Yapmak zorunda olduğumuz bunca iş varken hasta birine doğru düzgün bakmak aileler için çok zor. Böyle yerler hayatı hepimiz için daha biraz kolaylaştırıyor diyor. Canım merak etmeyin. Ben sizin için varım. Şimdi hastalarımız çoğalıyor. Şöyle ekstra pay için maalesef yiyeceğimiz de yok. Şu avcı olayını biraz da arttırmamız gerekecek herhalde. Devam edelim. Güzel. Duvar sondajına girelim ya. 20 tane daha. Biçkevi idare eder mi diye düşünüyorum. Buraya da yaparız gerçi. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Şu odun kömürü fırını hiç kullanmadım. Çok işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Neyse biraz odun kasalım. Derken zaten oldu. Şu kömür madenini yapalım ya. O bir aradan çıksın. Evet, insanlar ağaç, ağaç. Bununla şu an ilgilenemem. Çünkü söz verip de bu arada tutmazsanız sizin için daha kötü olur. O yüzden yapabileceğiniz şeyleri söz verin, yapamayacağınız şeylere ilgilenmiyorum deyip geçin. Biraz huzursuzluğu artacak ama bunu bir şekilde düşürmenin birçok yolu var. Evet. Şimdi hemen şunları da gönderelim. Şu ikinci izcileri bir çıkartmamız lazım. Yeni gelenlere ev sağlayalım. Şuraya revir yapınca oluyor mu? Güzel. Buraya o zaman evler de çok açıldı ya. Ama yapacak bir şey yok. Bir teşekkürler notu da hiçbir şey değil. İnsanlar da iyice acıktı. Dolduruyoruz ama yetiştiremeyeceğiz. Şu yiyecek işini bir çözmemiz lazım. Şimdilik bunlarda bir sıkıntı yok. Yiyecek. Şu geliştirmeyi yapalım ya. Acil bir hemen bir 75 odun. Bu bitmiş. Şunu bir yıkalım. Buraya bir bıçık evi yapalım. Şöyle olsun, sonra yıkarız. Ne oldu? Efendim, insanlarımız artık yıprandı. Bazıları falan filan. Yapacak bir şey yok beyler, çalışın ya. Allah Allah. Hemen kaçmanın peşindesiniz. Şurayı aktif edelim. Hemen insanları atalım. İki tane daha ev yapacağız. Pardon. Devam. Şu süresini arttıralım. Hemen şu arkadaşlara bakalım. Kaynakları alalım. Şuraya evrelelim. Neyse, ikinciye de çok gerek yokmuş ya. Acele etmeyelim. Güzel. Hemen şu ikinci seviyeye de geçelim bir an önce. Daha şey yapmamız lazım. Yiyecek. Avcı kulübesi. Biraz daha odun farmlayalım. Ondan sonra avcı kulübelerini arttıralım. 7 ideal diye her zaman ben ona göre yapıyorum.
7 sayısı idealdir bence avcı kulesi. Ondan sonra bu 7 avcı kulübesini sürekli geliştirmeye çalışın. İşte uçanları falan filan var bunların. Balonlarla falan gidip geliyorlar. Onlar iyi oluyor açıkçası. Yeterli de oluyor her zaman. Zaten sıcaklık da arttı. Şimdi kanun. Mezarlığı yapalım ya. Şimdi biri ölür mü ölür. Başımıza bela olmasın. Nereye kuralım mezarlığı? Şöyle kuralım. Burada dursun. Siz bitirdiniz herhalde. Sizi hemen kapatıyorum, kaldırıyorum. Şu fazlalık yolları da kaldıralım. Şurada da gereksiz bir yol var. Kömür madeni. Tamamdır. Hızlan bakalım. Buhar çekirdeği bitti. Anlıyorum. Şimdi hemen şu av taktiklerini araştıralım. Mezarlık kuruldu. Sözümüzü de tuttuk. Keşfedelim bakalım. Güzel, kaynakları al. Çelik köprüye gelelim. Orada robotumuz var ama robotu alsak mı? Kullansak mı? Almasaktan kastı pardon. Hani parçalasak mı? Kullansak mı bilemedim. Şurada işçi değil de mühendis çalıştıralım. Onun yerine şuraya avcı kulübesi yapalım. Üç tane daha. Siz ne diyorsunuz? İnsanlar ağaç ağaç. Üzgünüm şu anda bununla ilgilenemem. Daha yoğun işlerimiz var çünkü. 19 kişi açlıktan ölüyor. Hadi hızlıca şu evleri yapın. Daha revir falan kuracağız hadi. Siz bir hemen insanları doyurun. Daha sonra revir yapmamız lazım. Sağlık geliştirmelerini başlatalım. Ve şimdi bir tane robot bulduk. Otomaton. Bu direkt bir yerde çalışıyor ve oraya işçi kullanmıyorsunuz. Güzel oluyor. Hatta bunlardan üretip her şeyin başına bir tane falan verebilirsiniz. Fabrikanın, çelik fabrikasının, kömür madeninin başına. İsterseniz bunu parçalayabilirsiniz. Parçaladığınızda da iki tane daha buhar çekirdeği veriyor size. Biz bunu şehre gönderelim. Kullanalım. Ben normalde hep parçalarım bu arada. Yakın zamanda çünkü buhar çekirdeği çok fazla bulamadığınızda sıkıntı olabiliyor. Siz bekliyorsunuz tabii ki. Hemen büyük konvoya gidelim. Şu an biraz çünkü işçi sıkıntısı çekiyorum. Onu ayarlamamız lazım. Otomatonun da şöyle bir sıkıntısı oluyor. Çalışırken sürekli ısı kullanması gerekiyor. Isı da malum kömür oluyor. Biraz kömürünüzü tüketecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi terk edilmiş köprüye gittikten sonra kış yuvası görevi açılıyor. Kış yuvası bizim için sıkıntılı. Siz izcilerinizi buraya göndermeyin. Sizlere tavsiyem bu. Çünkü kış yuvası zaten 15. günde tetiklenecek bir olay. 15. günde bizi bir şenlik bekliyor olacak. Onu göreceksiniz. Bizim yalnız huzursuzluğumuz çok arttı. Onu biraz düşürmemiz lazım. O yüzden de şu dövüş arenasını kuralım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz mu? Şöyle hepsini kapsayabilecek bir şey yapmamız lazım çünkü. Şunu yıkalım. Onun yerine pardon. Bir tane ev kuralım şuraya. Oraya da dövüş kulübünü koyalım. Dövüş kulübü. Aklı filme gidiyor. Arenasını kuralım. Böylelikle biraz huzursuzluk azalsın. Şimdi şu kömür madenini de ikilememiz lazım. Tabii bunun için
şey bekliyoruz. Aa, bunlarda şey var. Neyse. Hemen bir geri çağıralım onu ya. Olmadı böyle. Siz gitmeyin ya. Geri gelin. Acil geri gelin. Boş verin. Sonra yaparız. Hayır canım. Çalışın da. Çalışın. Salmak yok. Salmak yok. Evet, ne araştırıyoruz? Revir. Hemen. Şimdi revir için de lazım. Ama şimdilik buhar çekirdeği mecbur kömürde kullanacağız. Hemen bir tane sağlık merkezi açalım. Güzel. Yemek olayını az da olsa çözdük diye düşünüyorum. Hemen şuraya sağlık merkezinde kurduk, aktif edelim. Şimdi çabuk şu ürünler gelsin ya. Güzel. Kömür madeni. Tamamdır. Devam edelim. Şu uçan avcılara gitsek sanki bir tık daha iyi olur ama. Şimdi kömür sıkıntısı da çekeceğiz. Sorun olmasın, bu da bize iyice. Hadi ama. Tamamdır. Devam. Burası çalışmayı... Konuşamadım. Çalışmaya devam ediyor. Bu atölyeleri çok fazla yapmanızın yararı var. 4, 5, hatta daha da arttırabilirsiniz. APS'de modunu açtığında. Böylelikle geliştirmeleri hızlı hızlı yaparak daha seri ilerleyebiliyorsunuz. Şu büyük kaynak deposunu yapalım. Ben normal kaynak deposu kurmuyorum. Direkt büyükten başlıyorum. Tabii o size kalmış bir şey. Hemen şurayı da aktif edelim. Bu arada buçuk evi şurayı bir durdurabiliriz şimdilik. Siz de bir durduralım. Ve otomaton geldi. Bunu maden ocağına mı versek? Maden diyorum, çelik ocağına mı versek? Durun ya, hemen isyan ediyorlar. Otomaton tehlikeli mi? Teknolojiye karşılar ya. Şimdi bunlara gitmeyelim daha. Neyse, şimdilik gerek yok. Şuradaki mühendisleri arttıralım. Şurada hadi mühendis verelim. Şuraya bir çelik fabrikası yapalım. Buraya şimdilik otomatonu verelim. Bir tane daha kömür yatağı var. Aslında oraya mı versek ya? Öyle yapalım. Ama buhar çekirdeğimiz yok. Mecbur. Sen buraya gideceksin. Sen burada çalış. Biz şunları alalım. Devam. Sıcaklık daha da azaldı.
Neyse. Karakolda kurmamız lazım bir an önce. Bu kömür işi bizi sıkıntıya düşürecek yoksa. Bela geldi. Bela geldi. Kış yuvasından gelen adam. Şehrimizin sınırında yorgun bir adam bulduk. Buradan çok uzakta olmayan bir yerleşke olan kış yuvasından geldiğini ve hayatta kalan son kişi olduğunu söyledi. Kış yuvası öldü. Herkes öldü. Bu lanetli topraklarda hayatta kalmak için hiç umut yok. Hepinizin sonu geliyor. Kaçmalısınız. Son sözleri bunlardı. Öldü. Ölürken biz de mahvetti. Yalnızız. Şimdi bakın. Her şey çöküyor. Bütün o umudu fulledik, huzursuzluğu azalttık, her şey tıkırında gidiyorken bir anda tepe taklak oluyoruz. Umuda bakın. Kış yuvası düştü. Hepsi öldü mü? Yardım olmadan burada nasıl hayatta kalacağız? Londra'ya geri dönmek zorundayız. Bu donmuş çölde bizim için hiç umut yok. Kış yuvasının kaderinin haberi şehirde yayıldıkça insanlar toplanmaya başlıyor. Bazıları her şeyi bırakıp Londra'ya kaçmak istiyor. Panik oluşmaya başlıyor. Onlara bir amaç vermeliyiz. Şimdi burada bir düzen seçmemiz lazım. İstiyorsanız askeri bir birlik kurup katı bir disiplinle düzen kurabiliyorsunuz. Ya da bir nevi bir tarikat kurup insanları inanca ve maneviyata yönlendirip bir şekilde sakinleştirebiliyorsunuz. İkisinin de bazı avantajları, dezavantajları var. Aslında AFSZ modundayken sadece inancı seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü düzen ve disiplinde askerleri kullandığınız için bazı olaylar olacak çünkü ileride. İnsanlar ölebiliyor. Ve huzursuzluk sürekli artıyor. O yüzden hep inancı seçmenizi tavsiye ederim. Ben de inancı seçiyor olacağım. Din güzel bir sömürüdür. Hemen ibadethaneyi patlatıyoruz. Şöyle her yeri kapsayacak şekilde. Büyük kaynak deposu araştırıldı. Bu da ikinci en önemli görevimiz. Londralılar ikna olmamış gitme isteği. Efendim, çoğunluğu ikna ettiniz ama umut çok düşük. Bir grup insanımız hala o kadar korkuyor ki 15 gün içinde Londra'ya kaçmak istiyorlar. Fikrinizi değiştirmeye geldiler. İnanç bizi kurtaracak mı diyorsunuz? Saçmalık. Ne yani, aç kalmaya başladığımızda yemek için dua mı edeceğiz diye bağırıyorlardı. Londra'ya ulaşmaya çalışmazsak sonumuz kış yuvası gibi olacak. Sakin ol, ölmeyeceğiz diyoruz. Ve burada Londralılar diye bir seçenek çıkıyor. Şu an gitmeye meyilliler. Bu sizin hatalarınızla huzursuzluk arttıkça, şunu bir durduralım, artacak. 15 günün sonunda, mesela şu an 14 kişiler. Biz bunu azaltmaya çalışacağız. Ne yaparsanız yapın, ilk başlarda kontrol edemediğiniz için bu sayı biraz artacak. Ama telaş yapmayın. Olabildiğince bu sayıyı düşürmeye çalışın. Zamanla zaten buradan meyillilik kısmını takip ederek hepsini geri döndürmeye çalışacağız. Şuradan şöyle devam ettirtelim. İbadethanemizi yapalım. İnanca iyice bir başlamış olalım. İnanç üzerine. Ondan sonra bölümü kapatalım. İhtiyacı olan şeyi verelim şimdilik sana. İbadethanemiz hazır. Bir dua edelim, bir vaaz verelim. Şöyle bir huzursuzluk azalsın. Bu vaaz seçeneğini özellikle huzursuzluk arttığında sürekli kullanın. Belli bir süresi var tabii ki, cooldown'u var. Onu unutmayın. Sen ne diyorsun? Hemen bir revir açamam. Maalesef şu an bununla ilgilenemeyeceğim diyeceğim. Çünkü yalan söylemiş olurum açarım dersen. Evet. İlk başlangıcımız böyleydi. Tam bir düzen kurduk derken kış yuvasının yok olduğunu öğrenmemize tepe taklak olduk. Ama toparlayacağız. Londralıları geri döndürmeye ikna edeceğiz. Mesela bakın. Meyillilik iki çizgiyken şu an bire düştü. İbadethaneyi açmamızla. Kendimizi geliştirdikçe, onlara yeni bir amaç verdikçe bu meyillilik azalacak. Yavaş yavaş da geri dönmeye başlayacaklar.
diye umuyorum. Çünkü Frostpunk'ta her şey değişebilir. Biz de bir anda ipin ucuna gidebiliriz. Kanalımı geliştirmemde bana yardımcı olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey abone olmak, videoyu beğenmek ve naçizane yorumlarınızı aşağıya bırakmak. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler ve hoş geceler diliyorum. Hoşçakalın.